Ne yapıyorum ya? Ne biçim bir gelişti o? Kamp var dediler, geldik işte. Kampa böyle mi gelinir? Nasıl gelinir? Partilemeyeceğiz mi? Kamp işte, güzel eğlence mod. Kamp böyle bir şey değil Gökhan ya. Kamp böyle bir şey değil. Nasıl şakaydı ama? Hiç iyi bir şaka değildi. Ya ama nasıl şakaydı ama? Güzel bir şaka değildi, ben beğenmedim. Ben de beğenmedim. Ama böyle de olmuyor mu? Böyle de olur. Hayır öyle olmaz. Olmaz. Bu kamp öyle olmasın. Doğaya dönüş kampı böyle olmaz. Yine çok keyifli bir kampla birlikte olacağız. Doğaya dönüş kampının dördüncüsünü Tas Gölü'nde Zonguldak'ta yapıyoruz. Şaka maka 4 oldu ha? Oldu, 4 oldu. Umarım 5-6-7 diye de gider. Çok, inşallah. Keyfimiz çok yerinde. Baharı kucakladığımız bugünlerde. zamanlama da güzel denk geldi. Hava çok güzel. Evet. Zonguldak Tas Gölü'ndeyiz. Melike'nin de dediği gibi. Bu sefer bayağı da farklı etkinliklerimiz de var. Evet, var. Yani çok keyifli geçecek. Standart gene işte temel kampçılık eğitimlerimiz vesaire yeni başlayan arkadaşlarımız için var ama bu sefer birkaç farklı ve daha renkli şeyler de yapmaya çalıştık. Bekledim. Bakalım nasıl olacak. Hatta bir tanesi var ki benim çok ilgimi çekiyor. Ama onu şimdi söylemeyelim. Tamam, sonra videolarda, görüntülerde. Evet, görecekler. Keyifler yerinde, her zaman olduğu gibi hazırız. Alan çok güzel, hava çok güzel. Bakalım bu kamptan neler olacak? Hoş geldiniz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Doğaya dönüş kampına geldik. Çok güzel zaman geçirdik. Bugün çok güzel bir gün. Çok güzel gözüküyor. Teşekkürler. Kamp yine bitti. Kamp bitti. Evet. Kamp bitti. Böyle ayarlanmış gibi her kampta 250 kişi civarında katılımcımız evet, oluyor. Bu kampta da 232 katılımcı vardı. 232 katılımcıyla kampı tamamladık. Bu sefer kış gibi yorulmadık ama. Kış gibi yorulmadık, aksine çok eğlendik. Hava da çok güzeldi şansımıza. Evet, hava çok güzeldi. Yani daha iyi olabilirdi ama bu da gayet iyiydi. Bir de biz de öğreniyoruz. Ekip de, bizim ekibimiz de öğreniyor. Dolayısıyla her defasında daha tecrübeli olduğumuzdan dolayı keyifli, daha keyifli işler çıkarıyoruz. Neler yaptık? Yine bu kampta da bir sürü eğitimimiz ve etkinliğimiz vardı. Hatta önceki kamplardan daha farklı atölyeler ve daha farklı etkinlikler vardı. Bu kampta da yine temel kampçılık atölyesiyle başladık. İlk defa kamp yapanlar için, çünkü
gerçekten yine çok sayıda ilk defa kamp yapan arkadaşlarımız vardı. Selçuk ve Kados ekibinden Ertuğrul bize destek verdi. Temel Kampçılık Atölyesi'nde çadır kurulumu, uyku tulumu kullanımı özellikle gece üşümemek için bunlardan bahsettik. Sen yine bir vahşi hayvanlarla ilgili ufak bilgiler verdin. Bu sefer verdin. Temel Kampçılık'ın arkasına ekledik. O da aslında temel kampçılık bilgisi. Evet, soru cevap şeklinde, soru cevap şeklinde bir vahşi hayvanlarla ilgili bir atölye yaptık. Aynen öyle. Onun dışında mesela çok ilginç geliyordu insanlara aslında. İlk başta bunun ismini duyduklarında çok şaşırmışlardı ama doğada tuvalet ihtiyacını gidermeyle ilgili bir atölye yaptık. Ha bu arada evet şey yani böyle çok espri konusu da oldu bu nasıl bir atölye olacak diye ama orada herkesin aslında birçok şey yanlış bildiğini de gördük. Evet. Çok fazla soru da geldi. Bence amacına ulaştı. Aynen öyle. Hem kampta korunmak için yani diğer canlılardan korunmak için hem de doğayı kirletmemek için oldukça önemli bir atölyeydi bence. Okçuluk atölyesi yaptık mesela. Okçuluk süperdi. Yani en çok tutan atölyeydi ya biriydi, okçuluk. Evet. Gerçekten herkes o günü beklemiş ok atmak için yani hayatlarında. Bir saat kurgulamıştık. Eğitim ve arkasından herkesin denemesi için bir saat ayırmıştık. Baya 3,5 saat evet, falan sürdü. Yani ertesi gün devam attı. Etti. Ertesi gün devam etti. Gün boyunca devam etti. Yani hakikaten niye bugüne kadar koymuşuz? Bir de bilmiyorum. Eğitim veren yine Ertuğrul bizim ekipten. Ona rağmen bundan sonra bir olacak ama. Bir kamplarda olmasını eğlenceli bir aktivite çok oluyor. Keyifli. Merhaba ben Ertuğrul. Kados'un kurucu başkanlığını yürütüyorum. Kados'un açılımı Kampçılık ve Doğa Sporları Kulübü. Kados olarak kamplara katılan ve yeni başlayan kampçı arkadaşlara temel kampçılık eğitimleri veriyoruz. Ve aynı zamanda ben okçuluk atölyesinde güvenli bir şekilde okçuluğa meraklı olan arkadaşlara okçuluğu tanıttım. Onlarla okçuluğu bir araya getiriyoruz ve buluşturuyoruz. Bu kampta da okçuluk atölyesinde okçuluk eğitimi var. Çocuklar da attı. Sen denedin mi ok atmayı? Denedim. Ben de denedim. Atabildin mi? İlk gün attığımda iki taneyi vurdum da sonradan olmadı. Benimkilerin hiçbir hedefe denk gelmedi. Bilgi olsun diye söylüyorum. Yine yetenek meselesi tabi. Ya evet evet. Ateşli silahlara karşı. Ben de tam onu diyordum. Temel ateş yakma atölyemiz vardı. Temel ateş yakma atölyesi bu sefer aşırı derecede güzeldi. Çünkü güvenç, çok profesyonel oldu ya. Bulut Tekgün'e güvenç verdi o atölyeyi. Ve çok güzel hazırlamış. Bütün ateş tiplerini ayrı ayrı yazmış ve sonunda da atölye bittikten sonra da ateş yakabilene, ateş başlatabilene magnezyum çubuğu hediye edecektik ama hiç kimse ateş başlatamamış. Neden? Bilmiyorum, olmamış yani. Sen gösterseydin. Hep birlikte gösterdik zaten. Hı. Güvenç özellikle gösterdi. Çok güzel anlattı ama olmadı. Bu sefer hakikaten ateş yakma çok profesyonelce hazırlandı ve kurgulandı. Orada güvençe özel teşekkürler yapalım. Bütün ateş çeşitlerini yan yana hazırladı, odunlarını dizdi. Nasıl başlatılacağı ve nasıl kurgulanacağı konusunda ve niye öyle ateş çeşitleri olduğuyla ilgili bilgi verdik. Aslında en önemlisi o. Yani hangi ortamda hangi ateşi yakmamız gerek, hangi çeşit ateş yapmamız gerekle ilgili bilgi verdi. Bence çok başarılı geçti. Evet. Ben yine kontrolör olarak böyle bir şeyleri ama öyle de yapmamız lazım kısmına dahil olan biri olarak ben de güvenli ateş yakma tekniklerini anlattım yani. Keçi sofrasının çok güzel bir atölyesi vardı. Yine çok farklı kurgulandı bu sefer. Şey güzel oldu, normalde keçi sofrası etkinliklere topladığı, doğadan topladığı otları getiriyor. Ama bu sefer hiçbir şey getirmedi. Hatta ben geldiğimde abi bir şey getirmedim, hani sergi falan açmayacağız mı dedim. Dedi ki bu sefer buradan toplayacağız. 18-20 çeşit yaklaşık civarda gezerek ot topladı. Onlardan bir sergi açıldı, hem taze otlardan oldu. Çok da güzel oldu ve bunu beraber gezerek yaptı arkadaşlarımızla, misafirlerimizle. Bir grup çıkıp şey yaptı, yürüyüş yaptı ve ot topladı. En çok ot türü toplayana da, yenilebilir ot toplayana da bir hediye verdik. Kutup ayısından bir termos verdik. Çok keyifliydi. 18 tane topladı bir 18 arkadaşım. 18 çeşit ot topladı. Evet, aslında tuttuğunu getirirsen 18 ama hepsi yenemiyor. Yok öyle değil. Hoca, Akif Hoca özellikle sayıyor onları. Şimdi bu yeniyor, bu yenmiyor diye. Ha, anladım, okey. Adam disiplinli. Evet, kesinlikle. Ona da çok teşekkürler. Geçen kampta hediyeleriyle bizimle olmuştu. Bu sefer Victorinox. Evet, bizimle. Burada Multitool dediğimiz çok amaçlı çakılarını getirdi buraya ve onları denetti. Kullanım alanlarını anlattı. Ben de bazılarını bilmiyormuşum bu arada, onu öğrendim. Ben de bilmiyorum. Ben bazen bu bunun için miydi falan diye cahil gibi kaldım. Ama evet, çok fazla tool var çünkü içinde çok fazla alet edevat var. Hangisinin ne işe yaradığını bilmemek oldukça normal. Ama şu da bir gerçek ki, normalde tabii ki katılımcılara özel düşündüğümüz bir atölyeydi bu. Victorinox geldi ve her şeyi orada denettirdi. Ama en çok Gökhan'la ben vakit geçirdik evet, galiba. Evet, çok eğlenceliydi çünkü. Evet, çok eğlenceliydi. Onlara da teşekkürler. İnanılmaz yıldız gözlemi yaptık demek isterdim. Bütün galaksiler. Celestron bu kampa profesyonel bir teleskop ve astronomi uzmanıyla katıldı.
Aslında bayağı iyi bir teleskopmuş bu arada iyi. Gelen teleskop. Aslında cuma günü katılan arkadaşlarımızla birlikte biz ufak bir yıldız gözlemi yaptık ve çok keyif aldık. Çok farklı şeyler gördük. Yani daha önce görme fırsatımız... Farklı şeyler derken? İşte gezegenler, yıldızlar falan. Anladım. Sen çıplak gözle gördüklerin gibi miydi? Hayır, değildi. Yani çok farklı ben başka bir şey gördüm acaba dedim sana. Hayır, öyle farklı bir şey. Bir uçan bir cisim falan görmedim yani. Tanımlayamayan bir şey, kampa yaklaşıyor. Herkese bugün Doğa Dönüş kampının dördüncüsündeyiz. Çok güzel bir kamp gerçekleşiyor burada. Doğa harika. Ben de başka yol olarak yurt dışı fırsatlarını anlatmaya geldim. Arkanızda da gördüğünüz gibi yurt dışına nasıl uyguna çıkılabileceği, hangi fırsatların olduğunu buradaki kişilere bahsettim. Gerçekten çok güzel bir kamptı. Ama fırsatları kullanırsanız daha güzel bir kamp haline gelebilir. Bu fırsatlardan faydalanan, kullanan bir arkadaşımız var. Hırvatistan'dan geldi kendisi. Rebecca. And can you explain the what is Erasmus Plus, why you are here? It's possible. Erasmus Plus is a part of European Union. It's a program for youth to travel and get new experiences. I did two programs so far and they were amazing. I met so many amazing people and I ended up here, which is like a giant bonus. I have met so many good people. I have learned so much about camping and how amazing it is. So Erasmus is amazing and you should do it. Ve bu kampta Sınırları Aşan Gençlik Derneği'nin kurucu yönetim kurulu başkanı Doğancan Karabudak bizimle birlikteydi. Hem Sınırları Aşan Gençlik Derneği'nin gönüllüleriyle birlikte dernek hakkında, yurt dışı fırsatları hakkında bilgiler verdiler. Hem de Doğancan kendi tecrübelerini aktardı. Çok keyifli oldu o da, özellikle genç arkadaşlarımız için. Onlar bizimle her kampta beraberler, evet, her bilgilerini kampta paylaşıyorlar. Bitteyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Kutup ayısı hediyeleriyle yanımızdaydı her zamanki gibi. Onlara teşekkür ediyoruz. Yeni termoslar göndermiş, çok güzel. Evet. Onları dağıttık arkadaşlarımıza. Ondan sonra Nurgaz, yine kendi gelemedi. Nurgaz, Efe abi, kutup ayısı bu kampa katılamadılar. Ama hediyeleriyle yanımızda oldular ve destekleriyle, kamptan önceki destekleriyle ve kamp boyunca yine destek verdiler. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bir durumda veya düştüğünüzde vesaire bu buradan çıktığında bu bıçak açıkta kalıyor ve çok tehlikeli bir hale geliyor. Bu bıçaklar, bilmiyorum belki biliyorsunuz, jilet gibi keskin, bu verdiğiniz bıçaklar da öyle. Onu da birazdan söyleyeyim. Dolayısıyla bunu ters bağlıyorsunuz, düşerse yere düşsün, size zarar vermesin diye. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Bu arada bu hediye ettiğimiz bıçaklar gerçekten çok keskin bıçaklar. O yüzden de çok dikkatli kullanılması lazım. Evde kullandığınız, keskin olduğunu düşündüğünüz bıçaklar gibi değil. Hakikaten şeyler, hassas bıçaklar. Ve kampımızın ana sponsoru Jack Boskin bizimle beraberdi. Gün boyu herkese sıcak çay ikram etti. Tabii hava çok güzeldi diyoruz ama sonuçta ilkbahardayız. Öyle müthiş sıcak değildi. Gece üşüyenler oldu normal olarak. Hava soğuktu. Geceleri soğuk oldu. Sıcak çay ikramında bulundular. Giyinmeyle ilgili bilgiler paylaştılar. Çekilişlerimize destek verdiler ve bildiğiniz gibi kampımızın ana sponsoru olarak yanımızdaydı, buradaydı, tam ekip bizimle birlikte oldu. Çok teşekkür ediyoruz Jack Boskin'e de. Onun dışında Tas Gölü'nde olmak da çok keyifliydi. Bu kampı burada yapmış olmak da çok güzel bence. Hem alan hem burada da çalışan ekip bize çok fazla destek verdi. Ekip inanılmaz iyiydi. Yani tahmin ediyorum bütün katılımcılar aynı şeyi söyleyecektir. Her konuda yardımcı olmaya ve sürekli çözüm odaklı hareket etmeye çalıştılar. Evet. Dolayısıyla bize çok büyük faydası oldu. Yani bu kampta biz daha az yorulduysak biraz büyük katkıları sayesinde. Var. Aynen biraz öyle. Bayağı katkıları var. Niye biraz diyorsun ya? Ne bileyim, öyle ağzından öyle çıktı yani.
Ve yine bunu bir etkinlik olarak koymadık ama kampımızda Ticket to the Moon'un bir slackline'i vardı. Bu slackline diğer normal slackline'lere göre biraz daha dar. O yüzden yapması oldukça zordu. Birçok arkadaşımız orada da çok eğlendi. Evet. Videoda da zaten var. O ne kadar eğlendiler tabii o tartışılır. Ama güzeldi. Bizim kontrolümüz dışında bir takım spor aktiviteleri gerçekleşti. Voleybol oynayanlar vardı. Hatta bu alan koruması yapan köpek arkadaşlarımız var burada. Arya, Pamuk. Onlarla beraber voleybol oynadılar. Öğleden Arya sonra biraz pazar. Voleybol oynamaktan ziyaret topu alayım da parçalayayım diye. Üç tane top yedi. Benim saydığım üç tane. Bizim topu patlatamadı ama. Patlatamadı mı? Ama voleybol oynayamadık yani. O da keyifliydi. Ve en büyük teşekküre geldi sıra. En büyük teşekkür takdir edersiniz ki Selçuk'a gidiyor. Selçuk kampımızın arka planında çok fazla çalışan ve bize gerçekten çok destek olan bir arkadaşımız. Beyin takımı. Beyim aynı zamanda. Ona çok teşekkür ederiz. Ve yine bir diğer büyük teşekkür de bu videoyu size hazırlayan, videoların çekiminde ve kurgusunda çok büyük payı olan şu anda da kamera arkasındaki Mehmet Can'a gidiyor. Çok teşekkürler Mehmet Can. Şimdi çok mutlu geliyorsun, mutlu gidiyorsun. Kamp çok iyi gidiyor falan. Şu anda çeken yok o yüzden. Senle mi bir tut? Ben video çekiyorum. Ya hep video çekerken yakalıyorsun. İyi ki varsın. İyi ki varsın. İyi ki bizimlesin. Umarım iş bulamazsın da sürekli bizimle olmaya devam edersin. Şaka şaka. Ve diğer büyük teşekkürü ben kendi adıma. Kados. Seni söyleyecektim biliyor Ay, musun bak, bu sefer? Ay bak, ilk defa şey oldu. İlk defa seni söyleyecektim ama sen Kados dedin. Evet. Artık Kados'a teşekkür etmeye gerek var mı bilmiyorum. Çünkü onlar bizim bir parçamız gibiler. Yani ayrı bir Kados ekibi gibi değil de sanki hep beraber bir aileymişiz gibi. Yalan söylemiyorum, şaka yapmıyorum bu arada. Gerçekten tabii... Aile doğru kelime bence. Ozan da var. Ozan da artık Kados ekibiyle yani birlikte, hepimiz birlikteyiz. O yüzden hepsine teker teker çok teşekkür ederiz. Yine çok sistemli çalıştılar, çok yardımcı oldular. Birçok şeyi yapmamızda, üstesinden gelmemizde büyük emekleri var. Annapurna'ya da ekipman desteği için teşekkür ediyoruz. Onlar da bize bu kampta ekipmanlarıyla destek oldular. Ve en büyük teşekkür misafirlere miydi? Sana da diyebilirdim ama yine kaçırdım. Tamam. Ve tabii ki en büyük teşekkür gerçekten biz kampımıza katılan, bizimle birlikte olan arkadaşlarımıza. İyi ki geldiniz, iyi ki kampa katıldınız. Biz her kampta gerçekten daha sonradan kritiğini yaptığımızda böyle bir kitleyle birlikte kamp yapmış olmaktan dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Deneme tahtası bizim neydi? Evet, Erkin geldi. Erkin motorla geziyor ve bu konuda çok tecrübeli bir adam. Yıllardır bu işin içinde gitmediği yer, neredeyse gezmediği ülke yok. Şimdi yakınlarda yeni bir tura çıkacak. O da motosikletle ilgili deneyimlerini paylaştı. Ona da ayrıca teşekkür ederiz. Ve hazır motosiklet dedik. Madem iki tekerlere geçtik, gezgin Ruhi Kadir bizimleydi. O da bisikletle seyahat ediyor ama bu kampta hiç kimseyle bisikletle ilgili deneyimlerini paylaştığını görmedik. Hayır, zaten arabayla gelmiş. Zaten araba. Çok saçma. Yani ondan sonra bisikletle geziyorum. Şu anda Kadir'in kadrajına döneyim o zaman ben madem bunları söyledik. Kadir de kamera arkasında bize destek oluyor. Onun için böyle bir şımarıklık yaptık. Oldu o zaman. Ve en büyük teşekkür. Ve en büyük teşekkür. Selçuk'a diyecek. Çıkmıyor değil mi? Ağzından çıkmıyor. Yok, ağzından çıkmıyor. Neyse, Gökhan'a da çok teşekkür ederim. Şaka bir yana, biz zaten birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Birlikte bu kampları yapıyor olmaktan dolayı çok keyif alıyoruz. Ve birbirimizi seviyoruz. Ne bileyim, birbirimize teşekkür de ediyoruz ama bunu sadece sesli söylemeyi beceremiyoruz çok fazla. Ki teşekküre de gerek yok zaten. Herkes farkında benim daha çok çalıştığımın. Dolayısıyla işin şakası tabii bu. Çalıştın. Bu kampta gerçekten çalıştın. Hakkını yemeyeceğim. Tebrik ederim. Bak, sabahları erken kalktım bu sefer. Gerçekten sabahları erken kalktım. Hatta ilk gün 6.30'da kalktım. Hatta benden daha erken kalktım. Senden daha erken kalktım. O yüzden bu videoda sana bir şey demeyeceğim. Ben de Melike'ye bu kampı benimle organize ettiği için, destek verdiği için Doğa Dönüş kampına. Teşekkür ederim. Kendisine teşekkür ediyorum. Yardımcı olayım ben sana çünkü gelmiyor. Yorulduk biraz ya. Yorulduk. Biz bir gün uzattık. Kaldık dinlenmek için, bir de etrafla ilgili bir genel kontrol, alan temizliği vesaire. Bir de İstanbul'dan uzak olacağı için bugün de öyle keyfini çıkarıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Doğa Dönüş Kampı 5'te. Görüşmek üzere. İnşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selçuk. Niye geldin ki sen şimdi? Ne yapıyorsunuz? İyi, sen ne yapıyorsun? İyi. Hayır, kamp var dediler. Burada ne yapıyorsunuz? Video çekiyoruz. Video çekiyoruz diye çağırdı. Bir dakika, Selçuk, sence kamp nasıldı?
Bence anlatmaya gerek yok. Hayır bana sormayın ya, ben gelip oturacağım burada, çayımı içeceğim, kalkacağım, gideceğim. Bence çok güzel oldu bu arada. Tam sonunda gelip oturması bizim bakmamız bence de keyifli oldu. Sence? Bence çok keyifli oldu. Bence de çok keyifli oldu. Şu an nasıl suya giriyorsun var ya? Gökhan bir şey soracağım. Sor. Şimdi seninle röportaj yapayım. Tamam. Sence bu kamp nasıldı? Az önceki sen anlattın tabii ki, bunu sor. Bu kamp... Çekmen lazım ama sen, uzatmayacağım bana. Tut. Bu kamp gerçekten çok eğlenceli geçti. Ne düşünüyorsun peki? Sen gerçekten kişisel yok, bu kampta ben şunu fark ettim. Burnuma sokmazsan yalnız. Gittikçe tecrübe kazanıyoruz ve bence her şey gittikçe bunu söyledin Gökhan, daha ciddi ve daha samimi şeyler söylüyor. Ayı gibi kamp yaptık işte, ama ağzıma sokacağın gibi hissediyorum onu ya. Evet, amacım o zaman hani öyle olur ya. Ama Rui'nin şey mikrofonu. Yok yok, sokmadım. Sokabilirsin tamam. Diyorsun ya. O çok zor. Benim biraz yüzüm geldi ya. Yüzsene be. Ha? Çekeriz, güzel olur. Yüzsene mi? Şeyim yok. Niye ağzıma şey yapıyorsun? O kadar... Gökhan esprisi o ya. Oh. Tamam okey. Yüzelim mi hakikaten biraz ya? Ben yüzmem. Neden? Ben şu videodan sonra çay içmeye odakladım kendimi tamam, çünkü. Tamam, ben de çay mantıklıymış. Tamam, çayı kabul o ettim. O zaman görüşmek üzere. Gökhan arkadaşımızla birlikteydik. Tas Gölü'nde onunla hoş bir röportaj yaptık. Hoşça kalın. Peki biz burada röportaj biz burada röportaj yaparken gene söyleyeyim. Bir dakika. Biz burada biz burada röportaj yaparken kamp alanındaki eşyaları kim topladı? Yani adam manken olsa olurmuş. Alabilir miyim? Şu yakışıklı arkadaşımız. Ozan merhaba. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın Melike? Teşekkür ederim, ben deyim. Ne düşünüyorsun kampla ilgili Ozan? Kamp çok güzel geçti. 250 katılımcı ile bir araya geldik. Yeni kampa gelenler, hayata dair ilk defa kampı öğrenen arkadaşlarımız çok oldu. Mutluyuz bu durumdan. Yalnız şu an bundan sonra röportajı Ozan'la yapmayı düşünüyorum. O gerçekten o kadar. Ozan çok teşekkür ederiz. Bizimle birlikte olduğun için ve bize destek olduğun için çok teşekkürler. Ben de size teşekkür ederim. Bir daha kampta görüşmek üzere. Bay bay. Evet. Toparlayacağız mı artık? Artık kapatalım. Çok eğlendik çünkü. Tamam. Yeter bu kadar. Şımardık biraz. Bir sonraki kampımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Melike Zonguldak. Esen kalın diyelim mi? Esen kalın. Diyelim. Esen kalın dedim. Kalın.